CHP'de uzlaşma zirvesi. Davet sebebiyle ilgili. Evet. Genel başkanımızın daveti var. Bir görüşme yapacağız. Kurultay'da da divan başkanlığı teklifi olacağı söyleniyor ama. Görüşme yapalım daha sonra inşallah. CHP'de kurultaya geri sayım sürerken sürpriz Ahlatlıbel zirvesi. Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu buluştu Ankara'da. Kurultay süreci konuşuldu. CHP lideri 4 Kasım'daki kurultayda divan başkanlığı önerisinde bulundu İmamoğlu'na. İmamoğlu öneriyi kabul etti. Ekrem İmamoğlu'nun divan başkanı olması en çok bizleri memnun eder. Değişim sürecinde Ekrem Bey'in ortaya koymuş olduğu irade son derece kıymetlidir. Kılıçdaroğlu, değişim isteyenlerle genel merkez arasında ayrışma görüntüsünün önüne geçmek için kurultay sloganının da ortak belirlenmesi önerisini yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi gibi bir partinin genel başkanı, geçmişte ittifak yaptığımız bir partinin aktif görevdeki ilçe başkanlarıyla gece yarısında ve bilinmez bir adreste görüşmeye gidiyor. Deva Partisi'nden isimlerden bir tanesine de CHP'nin elinde olan bir belediyenin sözü veriliyor. Ondan ümit duymam, duysam utanç duyarım. Salı günü saat 3 civarında bu konu benim önüme geldi. Dedik bu haber herhalde doğru değildir. Çünkü hem şaşırdık. Doğruysa dedik bu üzüldük. Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz hafta altılı masanın ortaklarından Deva Partisi'nin 13 ilçe başkanı ile yaptığı toplantı ve sonrasında Deva Partili o isimlerin istifaları. Ali Babacan, şaşırdım ve üzüldüm dedi. CHP Genel Başkan Adayı Özgür Özel ise Kılıçdaroğlu'nu çok sert eleştirdi. Burada görünen partinin iş görüş biçimini, siyaset yapış biçimini terk etmeyip aksine daha da pervasızlaşıyor olmasıdır bu noktadaki sorun. Bu parti böyle kötü yönetilmeye devam ederse biz daha çok ağlayacağız. Şimdi muhalefetimiz de büyük bölümü de kendi derdinde. Peki ne? Şimdi bu uzlaşma ne ifade ediyor bize? Göreceğiz. Bunlar kendi içlerindeki bu tartışmalar falan bu bir takım bildiğimiz, tekrar eden sözler, muhalefet gibi görünen olmayan bunlar değil. Fikir, tutku lazım. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Bir hayali olacak bu ülkeyle ilgili, bu ülkedeki ortak yaşamla ilgili. Bu insanların. Efendim şimdi tabii başta iktidar olmak üzere. Nutuk. Az bu şey değil. Okunduğunda anlaşılıyor ki aynı zamanda ustadan ustaya bir mektuptur. Ama belli ki şu anda ülkeyi yönetenlere yazılmamış.